Evet değerli öğrenciler, bugün dersinizde çarpma işlemini şöyle kısaca bir örneklerle anlatmaya çalışacağım. Örneklerimize başlayalım. 5 ile 7'yi çarpalım, 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 ile 2'yi çarp, 10. 3 daha 13. Direkt buraya yazdım. Şimdi aynı şey normal 3 ile yapacağım. 3 kere 7, 21. 21'in 1'i. Yani çocuklar dikkat edin. Şurada bir boşluk bıraktıktan sonra buraya yazacağız. Orası çok önemli. Elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 daha elde vardı, 8. Şimdi bunu yaptıktan sonra değerli öğrenciler ne yapacağız? Normal toplama yapacağız. Başlayalım. 5 aşağı, 3, 1 daha 4, 8, 1 daha 9. Evet, bu işlem bitti. Şimdi geçelim ikinci işleme. Burada 3 basamaklı sayıları çarpacağız. Ne yapalım? 0 ile 1 sayının çarpımı 0 olduğu için başlıyorum. 0 kere 8, 0. 0 kere 7, 0. 0 kere 3, 0. 0 çünkü yutan elemanımız. Aynı şeyi şimdi 6 ile yapacağım. 6 kere 8, 48. 48'in 8'i. Yine dikkat edin bakın. Bir boşluk bırakarak yazıyorum. Elde var 4. 6 kere 2, düzeltiyorum. 6 kere 7, 42. 2 de elde vardı, 46. 46'nın 6'sı. Elde var 4. Yine. 6 kere 3, 18. 4 daha 22. Dikkat edin basamakları kaydırmayın. 22. Bir dakika şurasını şöyle yazmadım. Tamam yazalım. 22. Tamam. Şimdi 4 ile çarpacağım. 4 kere 8 32. 32'nin 2'si. Elde var 3. Dikkat edin basamakları boş bıraktım. 4 kere 7, 28. 3 daha 31. 31'in 1'i. Elde var 3. 4 kere 3, 12. 3 daha 15. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi bundan sonra toplamaya geçelim. 0, 0, 8 daha 8. 0, 6, 2 daha 8. 2, 1 daha 3. 2, 5 daha 7, bir aşağı yürü ve sonuç çıktı. Şimdi sonu sıfırla biten sayıları kısa yolla çarpmanın yöntemini söyleyeceğim. Bu kolay zaten. Bakın, önce 5 ile 1'i çarpacağım. 5, diğer sıfırları yanına yazacağım. 500. Aynı mantık değerli öğrenciler. 5 ile 1'i çarpacağım. 5, 1, 2, 3 sıfırı yanına yazacağım. Sonuç 5000. Şimdi 60 ile 400'ü çarparken ne yapacağım? 6 kere 4, 24 yazdım. Yanına kaç sıfır yazacağımı sayıyorum. 1, 2, 3 sıfır yazacağım. Son sorumuz. Ne yapacağım şimdi? 75 ile 2'yi kafadan çarpabiliriz. 75 ile 2'yi çarp. 150. Diğer sıfırları yanına yazıyorum. Cevap 15.000. Ders bitmiştir. Teşekkürler.